pandemi sürecinde Kayseri halkı ne kadar başarılı? Bilemiyorum. Biz dışarıdan çıkamıyoruz için. 65 yaş üstü. Ne kadar başarılı bilmiyorum. Biz ne kadar başarılıyız ki o başarılı olsun. Mümkün var mı? %93 yaşlılar ölüyor diyorlar pandemide. Halbuki yaşlıların %93'ü evde. Nasıl ölüyor anlaşılmıyor. Bir de sokağa çıkarmıyorlar bu adamları. Şu an biraz devlet tarafından gevşeme olduğundan dolayı bizim millet olarak da biraz rahatlık başladı. Şu an belki sanayi taraflarında değil de çarşı taraflarında bayağı bir gevşeme var. Ben kendim Talas'ta oturuyorum. Talas'ta içe siner gevşeme var. Yani şey olarak acaba hastalık tamamen bitti mi? Milletimizde bu var. Yani uyarmaya kalktığın zaman da sizi ne ilgilendiriyor derseniz diye bir tepki çekiliyor. Bence başarılı değil kardeşim. Maskesini takmayan var, eldivenini takmayan var. Ha, şuradaki dayı sigara içiyor mesela. Yani öyle. Bence başarılı değil. Boş verin. Yani daha başarılı olabilir tabii. Daha çok dikkat edebilir. Ama maalesef başarılı değil. Bence başarısız. Duyarsızız çünkü. Yani şöyle etrafınıza baktığınız zaman maskeler doğru düzgün takılmıyor. Yani maske takıyoruz ama burun açıkta. Ya da maske çenede. Ya da maske hiç yok. Otobüslerde de yani 40 kişi biniyorsa 15'inde maske yok. Ya da maske çenede. O yüzden başarısızız maalesef. Başarılı yani. Sosyal mesafeye falan dikkat ediyorlar. Yani maske takmayanlar oluyor da onlar da yapacak bir şey yok yani. Kayseri halkı pandemi sürecinde çok başarılı değil. Neden başarılı değil? Maske sadece şu meydan çarşı olaylarında takılıyor. Dış kısımlarda takılmıyor. Fabrikalarda. Ben fabrikada çalışıyorum mesela. İki kişi çalışıyorsun. Daralıyorsun. Çalışırken bile daralıyorsun. Şu an bile daralıyorum yani maskeden dolayı. O yüzden pek başarılı değil. Tomarzadır, Develi'dedir, İncesu'dadır, Örmeç tarafındadır. Buralarda olaylar daha çok. Kayseri'de olaylar daha çok. Neden Kayseri valiliği açıklama yapıyor böyle böyle? Olayın çok olduğundan dolayı. Hani herkesin de bunu dikkat almasını umarım yani. Çünkü öyle basit bir şey değil. Geçilecek bir şey değil bunlar. Herkes basit görüyor ama çok basit bir şey değil. İkinci dalgada çıkabilir. O yüzden herkesin dikkat etmesini rica ederim ben. Bence hiç başarılı bulmuyorum. Neden? Bilmem. Bence başarısız. Şöyle başarı oranı yüksek ama şu anki durum gördüğün gibi bankalar olsun, otobüsler olsun, tramvaylar olsun halk sıkıntı içinde. Belediyeler ilaçlama yapmıyor mesela. Haftada iki gün çocuklara izin var. Çocuğu parka götürsen akrep çıkacak, yılan çıkacak. Yani vatandaş korku içinde. Evde kaldığımız süre bence boşa gitti. Yani şu anki durum zaten gözler önünde. Vallahi ne diyeyim? Bizim Kayseri halkı olsa olsa %60 başarılı. Neden peki? Ya dikkatsiz. Hele hele gençlerimiz. Yani gençlerimiz çok dikkatsiz. Şu 67-65 yaşındakiler mesela bizler onlardan daha çok dikkat ediyoruz yani. Pandemide yani çok dikkat etmiyoruz yani. Allah yardım etsin bize yani. Bunun Allah'la da ilgisi yok. Biz kendimiz yaparsak ne ilgisi var? Yani bunu el ele verirsek soğuktan bitmişti ya. İnan çoktan bitmişti. Bence Kayseri birçok ile nazaran çok iyi idare etti bu konuyu ama ulaşımda son zamanlarda ciddi sıkıntılar oldu. Ve özellikle tramvayda insanlar çok dikkat etmiyor. Mesafeye de dikkat edilmez hale geldi. Bir boşluk görüyoruz. Kayseri'de şu anda maskesiz insan sayısını siz de görüyorsunuz. Sokaklarda bayağı bir arttı. Tamamen atlatılmış gibi bir şey geldi. Normalleşme sürecinde insanlar farklanmadılar normalleşmeyi herhalde. Tamamen bitti gibi algıladılar. Şu anda önceki hayatımıza benzer bir hayat sürdürmeye başladılar ki çok yanlış. Asla eskisi gibi olmayacağını biliyoruz. Bence koronayı çok dikkate almamız gerekiyor ve hala tedbirleri bırakmamamız gerekiyor. Kayseri halkı buna çok dikkat etmiyor. Çok güzel şekilde şu anda başarılı. Tabii insanlar şu anda duyarlı olması lazım. Şu süreç aslında güzel bir süreç. Tabii bizim insanlarımıza sürece uymuyorlar. O yüzden yani risk taşıyoruz yani şu andaki dönemde. Maske örneğin maskesiz gidiyorlar yani. Çok kötü bir şey yani. Önlemlere duyarlı olmamız daha bence yani. Bu şekilde çok sıkıntılı bir pozisyon yani. Bence hiç başarılı değil. Yani biz 3 aydır buradayız. Gördük yani. Ne yönden başarılı değil? Yani kimse maske takmıyor. Bak şimdi şu sokağa bak. Bak 5 tane adam geçiyor, 3'ünde maske yok. Bu şekilde davranılırsa bitmez ya. Hiç iyi bulmuyorum yani. Kesinlikle başarılı bulmuyorum. Yani zaten sosyal mesafe kalktı.
artışta başlar yani bundan sonra. Sıkıntı yani. Otobüsler falan hep üst üste gidiyor. Tramvay aynı şekilde. Ama sonra da sosyal mesafe diyorlar yine de. Devlet kendi kaldırdı ama sosyal mesafe belediyede geçerli değil. Niye öyle? Ben onu da anlamadım. Kayseri halkı yeterince başarılı da bu toplu alanlarda şu anda şu yer bulunduğumuz noktadaki duruma bakarsak başarılı sayılmayız. Çünkü şu andaki içerideki müzayede salonunda insanlar dip dibe oturuyor. Bu şekilde de salgından nasıl kurtulacağız biz? Çok zor. Ama bu bakanın söylediği gibi maske takma işi, temizlik ve sosyal mesafeye dikkat edersek başarılı oluruz.